Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün bir günlük işler videosu çekeceğiz. Planımızda danaların altının temizliği var. Bir de yem var. Onun dışında yeni gelen elemanı da size tanıtmış olurum. Spontane bir şey gelişirse de zaten hep birlikte görmüş olacağız. Şimdi öncelikle danaların temizliğine başlayalım. İnşallah temizleyebilirsek tabi. Altları bu şekilde. Ve burayı biraz çektim de. Çok soğuk, çok aşırı soğuk. Oynamayın lan kepçeyle. Atlar şöyle. Traktörün lastiğinden anlayacağınız üzere. Üstleri temizlettirdik adamları, aşağıya ittirdik. Önceki videolardan bilirsiniz. Şimdi hepsini o tarafa alacağız. Buradaki gübreyi alamıyoruz. Kepçenin ağzını alıp dışarıya atamıyoruz. Onun için ne yapacağız? Şu baş bölüme veya dışarıya doğru ittireceğiz hepsini. Hadi lan. Yürü, bekleme. Çok aşırı soğuk ya. Güneş iyi, yine güneş sıcak. Oh, vallahi dışarısı sıcakmış. Gerekirse buraya doğru ittireceğim. Maksat şu sabah güneşini yakalamak. Bu sabah güneşini de saat 2-3'e kadar görüyoruz yani burada. Şuraya kadar. Güneş şu köşeden geliyor, böyle buradan batıyor. Onun için burası gün boyu güneş görüyor. En azından diyoruz buraya getirirsek burada kuruması çabuk olur. Bunu da muhtemelen iptal edeceğiz. Aslında kesip çıkarabilsek en azından burayı gübre boşaltma alanı yapabilirdik. Ama şu an böyle bir imkanımız yok. Şimdilik en azından hayvanların altı yeme rahat ulaşması için önünü biraz temizleyeceğiz. Şimdi temizliğe geçelim. Kamerayı telefonu bir yere sabitleyeyim. Bu arada GoPro ile çekim deyip duran arkadaşlar var. Bak GoPro'm var, tamam mı? Bozuk ama. Yani cihazı ya 10 ya 15 çekim yaptım. Ondan sonra bozuldu. Batarya değiştirdim. Bozuldu. Yani ne yapayım? Sürekli GoPro mu alayım? Her biri de 15 bin lira. Bakayım, bunu da garantiye yollayacağım. Yaptırabilirsek tekrar GoPro çekimlerine başlayacağız. Yazın hiç çekimi yapılmıyor. Aşırı ısındığı için dilink dilink deyip kapanıyordu. Her şey yarıda kesiliyordu. Şu an kış olduğu için belki biraz işimizi görür. Onun için bir garantiye yollayıp tamir ettirip GoPro çekimlerine de başlamayı düşünüyorum. Hatta hem telefon hem GoPro olacak şekilde de iki açıdan da çekim yapabiliriz. Şimdi telefonu sabitleyeyim, şu temizliğe başlayayım. Size de burayı hızlandırma olarak gösteririm.
Geçen mazot almak için aldığımız bidonlara sahibi geldi. Bizim onun bidonlarını teslim edelim. O ara ufak da bir gezinti yapalım. Sürükte neler oldu, ne var ne yok görmüş olursunuz. O ara bir değişiklik yok. Bu ne burada? Allah Allah. Hayvanın bizim köpek şeyin falan değil, ineklerin değil de. Herhalde köpeklerden biri ishal olmuş. Garip. Aslan Bey, Fatma Gül Hanım'la karı koca gibi oldular. Kendisi de şu köşede oturuyor beyefendi. Adam gelmiş bidonları iplemiş zaten. Çok soğuk, aşırı soğuk. Hava 2 derece. Güneşte yine 5-6 dereceyi görüyoruz da. Şu anda gölgede 2 derece falan gösteriyor. Şimdi bidonları falan verdim. Bizim bir kompresör mevzumuz var. Bunu önceki videolarda da anlatmadım. Bundan önce çalışan genç arkadaşımızın konteynerinin içinde kompresör vardı. Kompresör dediğimiz küçük kırmızı bir kompresör. Tamam mı? Bu arada genç küçük arkadaş yardımcı diye yanıma aldım dediğim var ya, onu gönderdik. Şimdi yeni bir aile geldiği için onu zaten geçici olarak yanımızda tutuyorduk. Onun da haberi vardı geçici çalıştığını. Her neyse, bunun konteynerin içindeydi kompresör. Dün değil evvelsi gün, hatta 3 gün önce kompresör bana lazım oldu. Dur kamera çevireyim. Neyse, kompresör bana lazım oldu. Arıyorum arıyorum, kompresör yok. Her yere bakıyorum ve oraya koyduğuma eminim. Ayın 3'ünde yağmur yağacağı gün oranın içine koymuştum. Konteynerin içine. Neyse, çocuğu çağırdım, dedim kompresör nerede? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Vallahi bilmiyorum. Lan oğlum, evin içindeydi. Her neyse, kompresör çalındı dedik ya da bu çocuk sattı dedik bir şekilde, ama suçlamadım. Ben kesinlikle birini kanadım olmadığı sürece suçlamam. Ama yani en basitinden, tamam çalınmıştır. O çalmaz değilse kendisi bile çalınmıştır. Bu arada soğuktan bayağı titriyorum. Ama evinin içinde senin önünde çalınan malzemeden nasıl haberin olmuyor? Yani her gün yatıp kalkıyorsun, karşında bir kompresör var ve gittiğinden bile haberin yok. Yani bu mevzu benim çok gıcığıma gitmişti. Çocukla bayağı bir tartıştım. İşten ayrılma sebebi o değildi. Zaten bu aile geldiği için kendisine demiştim 2 gün içerisinde gideceksin, ona göre kendini hazırla. Gideceği güne yakın bu mevzu olduğu için biraz şüphe uyandırdı ama yine de ses etmedim. Normal parasını verip işten ayrıldı. Her neyse. Şimdi az önce yakıt bidonlarını almaya gelen arkadaş dedi ki, yine sizin kompresör bizde, haberiniz var mı? Vallahi dedim haberimiz yok dedim. Onun yüzüne çocuğu da az kalsın suçlayacaktı falan dedik. Vallahi mı dedi? Dedim vallahi ben günahına girmedim çocuğun, ama yani biz çalındı diye haberimiz oldu artık. Yani çalın diye vurduk. Polisi arayacaktık, jandarmayı arayacaktık. Jandarmayı da normalde bugün arayacaktı bu kompresör için. O da diyor ki, ne ayın 4'ünde hatta 5'inde yağmur vardı, bayağı yağmurluydu. Yağmurlu olduğu gün geldim, bizim traktör dağın tepesinde kalmıştı. Burada bağırdım, kimse yoktu. Konteynere girdim, baktım çocuk yatıyor dedim. Tabi bu gündüz saatleri, saat öğlenden sonra 3-4 gibi. Konteynere girdim, baktım çocuk uyuyor. Uyandırmayayım dedim, kompresörü aldım gittim dedi. Arabanın arkasına koyduk. Bugün de arabayı çekiciye yüklerken, arabayı boşaltalım derken sizin şeyi bulduk. Kompresör gözümüze denk geldi. Sana haber vereyim dedim. Haberiniz olmadığını bilmiyordum dedi. Çocuklara da sordum niye geri bırakmadınız diye. Onlar da unuttuk falan demişler. Yani normalde kaybolduğundan onların da haberi yok. Yani biz hiçbir yere gidip de sormadık. Kompresörümüz kayıp, buldunuz mu gibisinden hiçbir yere sormadık. Sadece benimle biraderimin haberi vardı. Yani adam tesadüfen buraya geldi. Kompresör aklına geldi, bana söyledi. Mevzu bu şekilde ilerledi. Yani özetle kaybolan kompresörümüz geri bulunmuş oldu. Kimsenin günahına girmedik, bunu da açık açık söyleyeyim yani. Çocuğun işten ayrılmasıymış, şuymuşmuş, bunun kompresörle alakası yok. Ama en basitinden, normalde de kompresör çalınmamış olsa bile, bu şekilde gitse bile, o çocuğu ben burada çalıştırmazdım. Gözünün önünde bir malzeme gidiyor ve senin haberin olmuyor.
Yani zaten ona da özellikle bunu söylemiştim. Yani hiçbir şey yoksa bile, çalınmamış olsa bile, yani çalınmış olsa bile, başka biri gelip çalmış olsa bile senin nasıl haberin olmaz? Yani dibinde, ayağının dibindeki malzemenin gittiğinden nasıl haberin olmaz? Eğer bugün bunu alan adam yarın gelir konteynerla birlikte seni de götürür yani. Mevzu böyle yani. Her neyse. Allah'a şükür onu da bulduk. Bu olay da kapanmış oldu. Bu arada kompresör de emanet ha. Biz depremden sonra birinden emanet aldık. Adam emanet verdi bize. 4-5 bin liralık bir şey ama sonuçta emanet. Neyse biz yine temizliğimize dönelim. Bu arada küplerin hepsi buraya sığmayacak, bu köşeye. Onun için şu iki bölüme, sol taraftaki iki bölüme toplayacağım küplerin hepsini. Zaten az çok görmüşsünüzdür. Danaları da o tarafa yakın yere koyacağız. Oraya yani danalar da o tarafta kalacak. Orada zaten bir bölüm kupkuru ya. Bir bölüm temiz, bir bölüm kuru. Kirli kısım da burada kalır. Burası da kurumaya başladıkça bir şekilde temizleriz artık. İnşallah bizi 1-2 ay idare ederse yeter bize de aslında. Şimdi devam edelim. Burası temiz. Gübre de kuru. Bunları bir hafta 10 gün, hatta bir ay belki idare eder. Bu şekilde iki bölüme ayırdık işte. Burayı da iyice temizlettim. Elemana da söyleyeceğiz. Bir yeni gelen eleman artık bunların altını günlük temizleyecek. Dağların altını günlük olarak aşağı sıyıracak. Zaten ön taraf bayağı geniş olduğu için kesime kadar gübreyi o ön tarafa biriktirebiliriz. Birazdan içeriden gösteririm size. Burada yağmur suyu birikmiş. Kepçenin ağzını, burada kabasını temizleyeyim. En azından hortumla temizlerken rahat olur. Saat 10.46. Bugün biraderle birlikte gelmiştik. Bu arada hacı diye kaydettiğime bakmayın. Bak 1-2'de çıkacağım demiş. Saat şu an zaten 10.46. Yani yaklaşık 1-2 saatimiz var. Niye hacı diye kaydettin derseniz, lakabı hacı. Onun için biz de hacı diye kaydetmişiz. Benden 1,5 yaş büyük. 1,5-2 yaş kadar. Hacca falan gittiğinden değil. Küçükken hacı diye lakap koymuştuk. Hacı diyor sürekli. Daha doğrusu ismine Fatih diyoruz da sinirlendiğimizde böyle gıcıklık olsun diye hacı diyoruz. Hacı diye de kaybettik. Her neyse. Bu arada kepçenin ağzına o suyu aldık ya, hiçbir faydası olmamış. Göstereyim onu. Daha beter olmuş bence. Ya şu hortumlar niye katlanır ya? Açık hadi, tamam. Hop, 3 tane daha kalmış. Dur, neyse şunu ben alayım. Yeme başlayacağız bir şekilde. Ben donuyorum, donuyorum. Kesin hasta olacağım bugün. Ellerim baksana morardı resmen ya. Şişti, morardı. Oh, güneş var. Şimdilik. Şu Mennan dediğimiz bir arkadaş var. O da Suriyeli. Şimdi onu çağıracağım yakın zamanda. Buranın temizlik işlerini ona vereceğim.
çiftliği baştan aşağı temizlemeye başlasın. Harfiyat tek kalacak. Onun dışında etrafta bir tane demir dahi kalmayacak şekilde toparlatacağım. Şu boruların hepsini düzgün bir şekilde istifleteceğim. Onunla yakın zamanda görüşeyim. Burayı bir düzene bindireyim. Şu tarla malzemelerini de belli bir köşe yapacağız. Oraya istifleteceğiz. Onun dışında tarla malzemelerini böyle meydana bırakmayacakları şekilde ayarlayacağım. Ya da buraya böyle tek hiza düzgün bir şekilde koysunlar. Mesela bunu niye böyle indirdiniz Fatih? Fatih Bey izlemez de. İzlerse yani bunu niye böyle buraya yan bıraktın? Ve geri geri yanaşıp şuraya düzgün bıraksaydın hiçbir sıkıntı olmayacak. Böyle işte. Onu da ufaktan düşünüyorum. Şimdi eleman çağırayım. Yeme başlayak. Bir saatimiz var. Bir saat içinde şu yemi bitireyim. Ben hazırlıyorum. O döküyor. Daha yem yapmayı öğretmedim kendisine. Hafif öğrettim böyle. Yarım yarım. Ama çok yavaş yaptığı için onu beklemek istemiyorum. İzle diyorum. En azından bir hafta izlesin. Sıkıntı yok. 3-4 gündür izliyor zaten. Yapmaya başladı ufaktan ama tam eline vermiyorum. Sadece dağıtımını veriyorum kendisine. Dağıtımı güzel yapıyor. Herhangi bir sorun yok onda. Şimdi yemi yapalım. Ben hızlı bir şekilde bitiririm zaten. O da dağıtımını yapar. İkinci yemi de yaparız. O zaman kadar birader gelmiş olur. Bugün de bitiririz. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa tabii. Biz hep böyle diyoruz. Akşam 4'e 5'e kadar burada kalıyoruz. Bas bakayım. Ha, tamam dur. Dur. Bir de bununla uğraşıyoruz bak. İçi akü de sıfır. Ama bu traktör nalet. Sürekli akü yiyor. Çok soğuk. Elim kolum titriyor ya. Nasıl biliyorsun diyeceğim bak. Karma karışık ama taktik var. Kısa olan eksi, uzun olan artı. Çalıştır. Dur. Şimdi düzgün tutturamadım ki. Çalıştır. Dur. Niye böyle yaptın? Çalıştır. Tamam. Allah'ım ya. Gelme gelme. Takviyemizi yanımızdan ayırmıyoruz. Başucumuzda duruyor. El freni bu. Kepçeyi de öğreteyim mi size? Bak bir gaz var, bir fren var. Normalde otomatik arabalarda tek ayak kullanılır ya. Bunda çift ayak kullanacaksın. Çünkü yeri geliyor sadece gaz vermen gerekiyor. Frene basıp gaza basacaksın böyle. Onun için genelde bunu çift ayak kullanıyoruz. Bu da kolumuz. Aşağı arkaya doğru çekince yukarı kaldırıyor. Bir dakika. Yolumuza girelim. İleri ittirince aşağı indiriyor. Sol ayağını kendimize doğru çekince ağzı yukarıya kaldırıyor. Cama doğru, sağa doğru indirince de, çevirince de aşağı indiriyor ağzını. Bu kadar yani, bir ağzını aşağı indirip yukarı var, bir de kolu aşağı indirip yukarı kaldırma var. Bu kadar basit bak. Sağ, sol, ileri, geri.
Onun dışında şurada iki tane düğme var. Birisi uzatıyor, birisi kısaltıyor. Aküyü yemesin diye bunun fişini de çıkarıyoruz ama yine de nafile. Yazılar bende net gözüküyor ama kamerada böyle geçişli geçişli gözüküyor. LED'ler kameraya böyle gözüküyor. Bak şu anda sabit 0 yazıyor ama sizde 0 gidip geliyor. Neyse şu yemi halledelim bir. 125 kilo bezelye, 100 kilo 105 kilo saman lazımdı. İkisini de tek atışta doldurdum. Yani böyle yarım yarım dökerek değil, tek atışta kaldırarak yaptım. Şimdi 400 kilo sıraj lazım. Ağzına tam 400 kilo sıraj koyacağım. İzleyin bakın. Şu anda 230'da ibre. Sizde gözüküyor mu bilmiyorum da hafiften git gel yapıyor gözüküyor gibi. Biz yine kendimize güvenip şap diye hepsini dökmeyeceğiz ya. Islak olduğu için belki yanılıyor olabilirim ama yine de 400 kilodur diye tahmin ediyorum. 230, 400 daha 630. Hadi lan. 600 olmadı. Şu an tam 630 oldu. Fazla var mı bilmiyorum şimdi ama bence yok. Yani 5-10 kilo fazla getirmiş olabilirim. Normalde onu da dökebilirim. Şansa bırakmayalım. Bir dökeyim bakayım ne kadar var. Yemin ediyorum az kalsın telefona izliyordum. Az önce düşürmüşüm, dönerken de basıyordum. Yeni fark ettim. Kıl payı kurtuldu telefon. Emektarım. Bakalım ne kadar fazlamız var. Biraz daha öyle gidelim. En fazla 30 kilo bir fazla almışım. Onu da biraz tereddütte kalmıştım ben. Bu girişle yemci olacağız ya. Çiftliklerin yemci açığı da çok fazla aslında. Yemcilik yapsam. Sabah akşam yemini yap bak gelin. En rahat iş ya. Hırtı geldi. Bunun da yan kolları dönmüyor. Bir şey kalkmıyor. Yine sıkıntı yaratıyor. Sen yat oğlum yat. Yat Allah'ın belası masaya yat. Birinci yem bitti. 25 dakikamızı aldı. 25 dakika bile değil. Şimdi biraz karıştırsın, dökeceğiz. Ufak bir mısır mevzumuz var. Mısır plakya. Şimdi biz bunu biçtiğimiz zaman devlet 5 liraya alıyordu mısırı. Plakya haline getirme de bize 50 kuruş 1 liraya maliyeti oluyordu. Bir tane arkadaş beni aradı. İlhan mısır plakya satıyor mu? Satarız abi dedim. Ne kadar? 6 lira. Mısırın biçildiği günü kastediyorum bakın. O gün aradı. Yani tam 1,5-2 ay civarı falan oldu. Eski videolardan tarihi bulabilirsiniz. Her neyse. O zaman da 6 lira dedim. Dün beni aradı. Ya biz gelelim de şu mısırımızı alalım. Bir ton üzerine konuşmuştuk tabi. Biz gelelim de şu mısırımızı alalım dedi. Ya dedim abi. 1,5 ay geçmiş. 1,5 ay sonra sen gelip benden 6 liraya mısır alacağını mı sanıyorsun? Dedim her yerde fiyat yükseldi. Şu an 7,5-8,5 liradan aşağı mısır yok. Ya biz dostuz, bize de mi böyle yapıyorsun? Vallahi dedim abi, sen dostumsun diye 2000 lira sana havadan para verecek halim yok. Ben bu malı bittiği zaman yarın dışarıdan tekrar temin edeceğim. İstersen al, istersen alma, yapacak bir şey yok dedim. Yani şu dostlukla ticareti birbirinden ayırmaya artık ahlak edinin. Eğer
birisi benim arkadaşım olmak istiyorsa ve bunun menfaati için veya kendi çıkarı için olacaksa hiç gerek yok kardeşim. Benim öyle bir arkadaşa da ihtiyacım yok. Bu şekilde bir mevzu döndü. Ertesi gün geldi. Normalde 8 liradan aşağı vermezdim. Yine 7,5 liraya verdik. Normalde zaten üreticilerin çoğu bilir 7,5 liraya şu anda mısır flake bulma şansımız yok. Çuvallı olanların 40 kilosu 400 liraya yakın şu anda. Yani böyle bir mevzu. Karıştırsın getirsin o. Şimdi şurada bir yem tüketmeme mevzumuz vardı. TikTok'ta paylaşmıştım. Onu da hem sizle paylaşayım hem de TikTok'a video çekeceğim. Onun için arada vereceğim. Şimdi normalde videoyu açabilirsem direkt size onu da buradan izleteyim. Hiç uğraşmayayım iki defa. Zaten short olarak da paylaşacağım da. Bir saniye. Şuraya geçelim. İnternet veriyorum. Selamun aleyküm Hasan abi. Şimdi bunlar küçüklerimiz, bunlar büyüklerimiz. Ses gelmiyor olabilir küçükler... bir dakika. Şöyle yapayım. Selamun aleyküm Hasan abi. Şimdi bunlar küçüklerimiz, bunlar büyüklerimiz. Bak küçükler yemi normalde bitirmişti. Dün akşam, dün 2'de dağıttım. Şu anda saat 2 yine. Yani 24 saat oldu. Bunlar bitirmişti. Büyüklerin önünden bunların üzerine attım. Zaten büyüklerle küçükler arasında rasyonda farklılık da sadece bunlarda mısır flake bir yarım kilo fazlaydı. Yani rasyonda o kadar aralarında büyük bir fark yok. Ama bu hayvanlar %10, %15 kadar tüketim sağlamamışlar. Tüketmedikleri de şey değil, böyle saman falan değil. Diğer direkt TMR'ı tüketmemişler. Yani direkt karışımın çoğu duruyor. Bunlara ne yapalım? Sebebi nedir? Haber bekliyorum. Böyle bir mevzumuz var. Hayvanlar mısır flakeyi biraz arttırınca, daha doğrusu rasyonu değiştirince, mısır flakede büyük bir değişiklik yapmadık. Rasyonu değiştirince hayvanlar yemeden kesildi. Büyükler daha doğrusu, küçüklerde bir problem yoktu. Şimdi bugün saat kaç? Saat 11.30 ve yem tamamen bitmiş durumda. Dün aynı şekilde saat 2'de tamamladık. Şimdi Hasan Odabaşı'nın bize söylediği cevaba bakalım. Ne yazmış? Hasan abi, o da ben TikTok paylaştığımı söyledim, ona şey yapmış. Hasan abi cevap verdi de Odabaşı de. Mısır flake hayvanı tok tutar, nişasta fazlalaştıkça tüketim baskılanır. Mısır azıcık kısıyorum o zaman, azıcık dedim. O da azıcık kıs demiş. 0.300 gram demiş. Yarın videolarını da gönderirsin demiş. Ben de bunu dün konuşmuştuk. Dün izinliydim. Daha doğrusu işe gelmedim. Pazar günleri çalışmamaya özen gösteriyorum. Ama genelde hiç çıkıyor. Her neyse. Bugün onun videosunu çekip TikTok'ta da paylaşacağım. Şimdi yem gelsin. Ona da bakalım. Zaten bu TikTok'a çektiklerimi hafta içinde indirip YouTube'a da aktarıyorum. Küçük traktör nerede? Küçüğü nerede? He? Orta kolu verseydin adamlara. He? Kırıldı ya. Girmez bence. Düz gidip oradan dönerdin en azından. Dur bakayım, sığacak mı? Burası sığmıyor, dur. Sıfır girer, sıfır.
Ha? Kitkat kapıda zaten. Gel aile gel. Az öne git, az öne git. Hayır. Gel. Gel, topla gel. Topla artık. Makine yeni ya. Dışarıda paslanmasın, yağmur değer. Dışarıda kalsın istiyoruz. Önün girip traktörü çevirsen daha iyiydi. Hiç bozmadan gel, düz topla gel. Gel gel gel. Gel. Geçen gün yağ arıyorduk. Burada da bir teneke yağ var. Dur. Gel, bırakma, bırakma, gel. Gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Az daha gel. Gel, gel. Gel öyle, gel. Gel 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 gel. Tamam. Kalsın böyle. Tamam tamam. Yemi falan bitirdik. O müzeri de götürdük. Müzer mi deniyor bilmiyorum artık. Adını ben sallıyorum. Müzeri de götürdük, yerine koyduk. Şimdi kompresörün biri patlaktı. Bizim kendi büyük kompresörümüz şu. Yedeği varmış. Şu motor var ya. Depremde devrilmiş, kırılmış. Yedeği vardı. Yedeğini taktık. Emaneti de bulmuşken yerine emanetini geri verelim dedik. Şimdi burada durduğu sürece tehlike oluşturuyor. Kaybolma şansı var. Bizimkini devreye sokup emaneti de teslim edeceğiz. Motoru biraz gerdirecekler. Normalde 1'de çıkacaktık. Saat şu anda 1. 12.1 dedik de. Saat 1 oldu. Şeyi bekliyoruz. Şu Massey'in şarj dinamosunun ne arıza var diyor bizim birader. Onu söksün diyor. Antep'e götüreceğim kendimle. Elektrikçiyi bekliyor gelip onu söksün diye. Onu bekliyoruz yani. Bu burada da, bu kimin bilmiyorum yani. Artık emanet mi, bizim mi, haberim yok ama ben bizim değil diye biliyorum. Büyük ihtimal emanet. Kendi traktörünü mü bilmiyorsun diyeceksiniz. Ben 2 yıldır İzmir'deydim. Geldiğimde hangi traktör bizim, hangisi bizim değil hiç sormadım, merak etmedim. Güzel makine var üzerinde ama. Biz şu kompresörü de çalıştıralım. O zaman kadar elektrikçi gelir zaten. Ya bu yavaş dönüyor sadece. Artıyor, 5 bar oldu. Tipine bak. Karabey ufaktan gelişmeye başladı. Bir hayvan bu kadar mı çirkin olur ya? Daha bu arada 4-5 aylık ya, fazla da değil. 4 aylık bir buza. 150 kilo falan gelir tahminince. 150 kilo gelir. Ama bir hayvan bu kadar mı çirkin olur ya? Aslan Bey'in keyfi yerinde, tüyleri parlamaya başladı. Kendine bir kız arkadaş bulunca tabii yaradı kendisine. Bizi artık unuttu. Yanımıza gelmiyor. Yanına gitsem kaçıyor. Öyle olsun Aslan Bey.
Neyse, bugünümüz böyle geçti. Az önce kompresörü hallettik. Elektrikçiyi bekleyeceğiz zaten. Onun dışında bir işimiz yok. Az önce Ahmet abi beni aradı. Mardin'e eğitim verip gönderdiğimiz abimiz, iki tane düve verip. Yaklaşık 15 gün önce gönderdik kendisine. Gönderdikten 3-4 gün sonra bir tanesi doğum yaptı. Erkek güzel bir buzağısı oldu. Maşallah vardı, kıvırcık bir buzağı. Çok güzel bir simental buzağı. Göstermeyeceğim, nazar etmeyelim başkasının hayvanına. Neyse. Diyor bu hayvanın sütü az. Daha doğralı 8-9 gün oldu. Ne kadar var dedim abi sütü. 15 litre süt veriyormuş hayvan. Artık buzağa içirdiğini dahil ediyor mu etmiyor mu o kadarını bilmiyorum ama 15 litre süt veriyor dedi. Dedim abi bismillah. Daha zaten hayvan doğusa döneminde, yani daha bir hafta olmuş doğum yapalı. Özellikle burada eğitimde de söyledim. Yine ben size de tekrar edeyim. Hayvan doğum yaptıktan sonra ilk bir hafta şöyle 4-5-6-7 litre civarında olur. 10-15 gün olduktan sonra 10 litrenin üzerine çıkar. 15 günden sonra artık hayvan rahat bir şekilde sütünü arttırmaya başlar ve 15 günden sonra 15-16-17-18-19-20-25 litreye doğru gider. 30. güne kadar böyle yükseliş devam eder. 60. güne kadar da en yüksek zamanını yaşamaya başlar. 60. günde artık 30 litre ise 30 litredir. 60. günde en tepeyi yakalarsın. 100 güne kadar da o tepede tutmaya çalışırsın. Yani en yüksek verim zamanımız 60. gün. Ama 30. günden sonra o yüksek verime yakın bir rakama yaklaşmamız gerekiyor. Bu şekilde anlattım. 100. günden sonra da artık yavaş yavaş düşüş yaşamaya başlar. Yani 15 ilk doğurdu, böyle yükselir yükselir, 60. güne geldi, düz çizgi devam eder 100. güne kadar, sonradan tekrardan aşağıya doğru inmeye başlar süt ortalaması hayvanın. Bunu bu şekilde anlattım. Tamam dedi, biraz kafasına yattı. Kafasına yatmazdı da zaten doğanın kanunu bu. Bu şekilde işler. Yani istisnalar var tabi arada, mesela bazı hayvan doğum yapıyor, bir hafta sonra direkt 30-40 litrelere çıkıyor. Ve o şekilde devam ediyor pik dönemine kadar, 100. güne kadar. Ama genelde dediğim gibi aşağıdan başlar, yukarı aşağıya tekrar inmeye başlar. Devam eder. Onun da mevzusunu o şekilde kapattık. Bugünlük işimiz bu kadardı. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abi bir saatlik uzun videolar diyor bazı arkadaşlar. Şu an çok fazla yoğunluk yok. İlerleyen dönemlerde inşallah işleri oturtmaya başlarsak, ya tavukla da hala ilgilenmeyi düşünüyoruz. Şimdi danaların tartımı falan var. Programımıza bağlı olarak uzun videolar çekmeye çalışacağım ama şu anki iş programında çok fazla böyle uzun yapacağımız bir iş olmadığı için videolar da kısa kalıyor. Şimdilik böyle idare edin. İlerleyen zamanlarda inşallah uzun videolar da gelecek. Tekrardan Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.